Temeller 6. haftası var işte çocuklar, bakalım. Temeller, temel binanın altyapısını meydana getiren, zemin yüzeyi altında kalan, binanın sabit ve hareketli yüklerini taşıyan ve zemine ileten yapı elemanları. Temeller yapıldıkları malzemenin türüne ve şekline göre sınıflandırılır. Malzemeye göre taş, beton, betonarme, çelik ve ahşap olarak gruplandırılır. Son ikisi çelik ve ahşap temellerde çok da kullanılmaz. Uygun da değil. Çok iyi yalıtılıp kullanılması lazım. Son ikisi pek kullanılmaz. Betonarme temellerin şekilleri binanın yapılış amacına, sabit ve hareketli yüklerine, temel zemin tabakasının derinliğine, kalınlığına, cinsine, taşıyabileceği yüke, en önemli kriter, göre seçilir. Binalar için belirlenen bütün temel şekilleri betonarme ile yapılabilir. Betonarme duvar altı sömenleri en basiti. Bu özellikle yığma binalarda betonarme temel yapmak için. Kagir yığma yapılarda temel duvarın basıncını zemine yayarak nakletmesini sağlamak veya temel duvarının tabanına gelen basınç zemin emniyet girmesini açtığında taban basıncını azaltmak üzere temel tabanını genişletmek için yapılır. Duvar sömeli yapılırken betonarme duvar altı temeli de denir. Boylamasına esas çelikler konulur ve normal olarak 50 santim ara ile veya hesaba göre etçiye çelikleri bağlanır. Şu kesitten baktığımda yığma duvar, bu da altındaki temelin zorlanmasını gösteriyor. Dolayısıyla yandan baktığımda temele, üst temel kirişine, üstte donatı, altta donatı ve etriyeler olacak. Aynı kiriş planında, kiriş detayında olduğu gibi üstteki donatıyı dışarıda, alttaki donatıyı dışarıda çizip yanına yazıyorum. 4 fi 14, 2 fi 16 gibi. Burada mesela yukarıda 2 tane, altta 3 tane donatı varmış kesitten anlıyorum. Ve etriyeyi de açık şekilde yine çiziyorum, kol boylarını yazıyorum. Münferit betonarme temeller, şimdi bir adım daha ilerisi. Münferit betonarme temeller betonarme karkas ve çelik yapılarda. Kolonların altında ayrı ayrı yapılan temellerdir. Az önceki yığma binada altına yaptığımız temeldi. Ayrık temel, tekil temel olarak da adlandırılır. Bu temellerin taban yüzeyleri kolonların durumuna göre genellikle kare ya da dikdörtgendir. Temel, üzerine gelen yükü taşırken alt yüzeyinde çekme gerilmesi oluşturacağından çelikler alta konur. Temele konulacak çelik eksenleri arasındaki mesafe kolonların altında az ve kenara doğru artan değerdedir. Bunun nedeni temelin kolon altındaki bölümünde kolonun bastırma etkisi nedeniyle daha fazla çekme gerilmesi oluşmasıdır. Tekil temeller trapez ya da dikdörtgen kesitli olabilir cepheden görünüş olarak. Trapez kesitli olması zımbalama tesiri açısından daha iyidir. Örneğin bakın, trapez kesitli bir temel. Şu bodrum kat kolonu. Bu temel eğer dikdörtgen olsa, yani şöyle olsaydı ne olacaktı? Bu kolonun bütün bina ağırlığıyla şu dikdörtgen temeli delmesi, zımbalama etkisi daha fazla olacaktı. Kesidi böyle artırarak daha et kalınlığı fazla bir alanla bu yükü yaymış oluyor. Şu kolon filizleri biliyorsunuz temelden itibaren bu kolon filizlerini yapacağım ki bodrum kat kolonuna mesela bu filizlere de dayanarak devam edeceğim. Ve onun etçiyeleri. Şu geometriye uygun olarak düzenlediğim donatı, temel donatısı diğer yönde de var. Diğer görünüşte de bu şekilde. Şu geometriye uygun düzenleme. Şunlar ise ana donatılarımız. Ana donatılarımız altında olacak. Çünkü kolon böyle bastırıyor. Temel alttan böyle ayrılmaya çalışıyor. Çekme etkisi altta. Tekil temellerde. Unutmayalım. Tekil münferit temellerde. Dolayısıyla şunlar bize doğru gelen donatılar. Şu ise bilgisayar ekranı boyunca olan donatılar. Bunlar tabii belirli aralıklarla temel boyunca gidiyor. Bu da tam tersi. Şunun öbür taraftan görünüşü. Bu sefer burada çizgi olarak gördüğüm burada nokta olarak gözükecek. Yukarıdan görünüşte de bakın kolon buradan devam ediyor. Şu
papuç kısmının kolonla arasındaki kesit farkı. Şunlar ise bağ kirişleri. Bağ kirişleri. Bağ kirişlerini, bağ hatıllarını daha önce de bahsetmiştik. Tekil temelleri birbirine bağlayan küçük kirişler bunlar. Burada da bağ hatıllarının da kesidini ve donatılarını da projenin bir kenarına çiziyoruz. Yine temel detaylarında kiriş detaylarında olduğu gibi bu donatıların dışarıda çıkmış halde de çizimi yapılıp üzerine yazılıyor. Bu da bir münferit betonarme temel ve bağ kirişlerini daha iyi burada görüyoruz. Bakın her bir kolonun altında papuç şeklinde temeller var. Bağ kirişleriyle irtibatlandırılmışlar. Bunlar da betonarme. Ama dikdörtgen yapılmışlar. Dikdörtgen yapılması iyi değil. Dikdörtgen fakat daha geniş böyle yapılmışlar. Trapez şeklinde yapılırsa zımbalama etkisine karşı daha iyi bir fayda dayanım gösterecektir. Şimdi ise mütemadi betonarme temeller. Kolonlar birbirine yakınsa ayrı temel yerine mütemadi sürekli temel yapılabilir. Az önceki münferit, tekel, papuç, ayrık diye isimlendirilebilir. Ayrıca zemin emniyet gerilmesi düşük ve veya kolonlardan gelen bina yükü büyükse sürekli temel uygulaması ayrık temele göre daha emniyetlidir. Çünkü yükü daha fazla zemine yayacak. Çünkü zeminin taşıma kapasitesi düşük veya binadan gelen yük büyükse tekil temel tercih edilmeyecek. Temelin altında zemin olduğu için elastik eğri kirişlerdekinin tersine olacak. Buna göre momentlerde kirişlerdekinin tersi olacaktır. Yani kolonlar altında bu sefer pozitif, kolonlar arasında ise negatif moment vardır. Nerede? Temel kirişlerinde. Sadece iki kolon birleştiren mütemadi temel, birleşik temel olarak adlandırılır. Örneğin şurada sadece şu iki kolonu birleştiren bir temel yaptıysam o birleşik bir temel. Diğerlerini örneğin eski binalarda bu çok vardır. Tekil yapabilirim. Şu ikisini birleştiririm. Bu kısımdan gelen yükler fazladır mesela. Bu ikisini birleştiririm. Birleşik temel. Ama şunlar tekil olabilir gibi. Eğer komple bunları birleştiriyorsam bu diyelim şuna Y. Y yönünde sürekli temel oldu. Bak komple komple bunları birleştirdim. Y yönünde sürekli temel oldu ama X yönünde sürekli temel olmadı. X yönünde yine bağ kirişleri olacak. Eğer hem bu yönde hem de bu yönde sürekli bunları birleştirdiysem artık bu çift yönde sürekli temel oldu veya ızgara temel oldu. Ona ızgara temel oldu. Bu arada yine hala grobeton var yani toprak var. Mesela toprağın üzerine grobeton atmışız. Ama bu araları da betonarme ile doldurduysam artık bu da radya temel adını aldı. Radya jeneral temel adını aldı. Gittikçe temel kalitesi daha çok arttı. Bakın şunu düşünebilirsiniz. Lastik gibi bir şey olduğunu düşünün masanın üzerinde. Bir kalemle buradan bastırıyorsun ya da parmaklarına bir kalemle buradan bastırıyorsun. O lastik parmaklarının arasındaki kısım yukarıya doğru böyle kabarır. Buralardan iyice bastırırsan. Çünkü altta masa var. Dolayısıyla elastik zemine oturan kirişler yani temel kirişlerinin adı budur. Elastik zemine oturan kirişler. Onlar da aynı şeyi yapar. Altta çünkü zemin var, toprak var veya kayalık zemin var, daha mukavim zemin var. Buradan bastırdım, buradan bastırdım kolonlarla bu kısım yukarıya kambur verecek şekilde zorlanacak. Dolayısıyla normal kirişler aşağıya sarkıyordu, bu ise yukarıya. O yüzden ne demiştik? Burada pilyeleri ters koy. Temellerde pilyeleri ters koyma sebebimiz bu. Ama tekil temel olsaydı bu bakın şu tekil temel kısmı olduğu gibi ne olacaktı? Altta çekme olacaktı ki tekil temelde neydi? Bakın altta çekme vardı. Ana donatları altta koymuştuk. Ama sürekli temel olunca evet yine kolon altlarında altta çekme var. Görüyorsun. Ama şu bölgede çekme üst bölgede. O yüzden şu bakın kolon altındaki ana donatılar, bunlar da kolon altındaki ana donatılar. Bakın kolona yaklaştıkça donatıları daha sık koyuyorum. Burada çocuk hiç izlememiş bunları ama
Şurada da bakın kolonun altına yaklaştıkça donatları daha sık koymam lazım. Bu taraflara doğru biraz daha gevşek koyabilirim. Çünkü asıl zorlanma kolonun altı hizasında. Ve ters pilye yapıyorum, görüyorsun. Ters pilye yapıyorum ve bize doğru gelen donatılar da, ana donatılar da yukarıda, görüyorsun bak. Temellerde demek ki donatılar bu bölgelerde, ana donatılar yukarıda. Şu da plandan görünüşte bunların çizimlerle gösterilmesi. Bu da detay. Buna temel kiriş detayı. Aynı kiriş detayında olduğu gibi. Şunlar ne? Bunlar da filizler. Şu bir betonarme duvarın altına yaptığım sürekli temel. Ki betonarme duvarın altına zaten duvar boyunca yapmam lazım. Sürekli oldu. Şu iki kolon altına yaptığım birleşik temel. Bu da kesitten görünüşleri. Eğer şurada olduğu gibi dikdörtgen veya burada olduğu gibi dikdörtgen yaptıysam çok iyi bir şey yapmadım. Şöyle zımbalama etkileri var burada. Yani kesit böyle dikdörtgense çok da güzel bir iş değil. Yukarıda donatılar var, aşağıda donatılar var tam kolon altında. Bakın yandan görünüşte tam kolon altında ana donatılar burada. Ama açıklıkta asıl ana donatılar burada. Fakat alttan da yine donatılar devam ediyor. Pilyeler bak ters kıvrılıp açıklıkta yukarıdan geçecek şekilde. Ve az önce dediğim gibi pilyeler şaşırtmacalı konulmuş, görüyorsun gibi. Burada pilyeleri dışarıda da çiziyorum. Üzerine yazıyorum 3 fi 14 mesela. 3 tane 14'lük pilye olacak. Şu boylarını yazıyorum. Ve pilyeyi diğer döşemenin belli bir dörtte bir kısmına kadar temel kirişinin devam ettiriyorum. Veya bu radye temelse döşemesinin devam ettiriyorum. Etriyeleri kolona yaklaştığı yerlerde daha da sık koyuyorum. Normal etriye koymalarım yine var. Gibi kirişlerden başka çok da farkı yok. Şu kıvrım derecesi de 60 derece. Şu kısım şu derece 60 derece. Biraz daha dik. 45 derece gibi biraz daha yatık değil. Bu dikdörtgen bir kesit. Ama şu mantar da diyoruz. Mantar trapez bir kesit. Bu mantar trapez bir kesit. Bu daha iyi. Zımbalama etkisine karşı şurayı kalınlığı artırmış oldu. Burada etçileri bu şekilde çiftli yapmakta fayda var. Şu ise ampartmanlı. Yani bu mantarın bir çeşidi aslında. İnce kısmı da var ama kolon kısmında daha böyle yükseliyor. Et kalınlığını artırarak zımbalamayı azaltıyor yine. Ampartmanlı sürekli kiriş veya radye temelse bu ampartmanlı radye temel de olabilir. Önemli not. Temellerde pilye yapılması ekonomik olmakla birlikte emniyet açısından pek de istenmemektedir. Onun yerine hem alta hem üste düz donatı koymak, daha fazla donat sayısını artırmak hesaba göre daha uygun olacaktır. Eğer pilye yapılacaksa da kaydırmalı yapılmalıdır. Şu işte bakın ampartmanlı bir temel sürekli kirişi. Bakın olduğu gibi X yönün, Y yönünde sürekli kiriş. X yönünde ise ne var? Bağ kirişleri var. X yönünde ise bağ kirişleri var. Buralardan da kolonlar böyle devam edecek. Bir diğeri de işte radyojeneral temel. Temel zemini üzerine gelen yükün fazla olması halinde tüm yapı alanını kapsayan bir temel yapılır. Radyojeneral temeller üzerine inşa edilecek yapının temele nakledeceği yüklerin durumuna ve zemin emniyet gerilmesine, zemin taşıma gücü göre düz, mantar, plaka alttan ve üstten kirişli olarak yapılabilir. Düz plaka halindeki radye temel üzerine inşa edilecek yapının duvar veya kolonları arası mesafe küçük ve temele naklettikleri yükler az ve birbirlerine yaklaşık eşit olduğu takdirde yapılır. Mantar plaka şeklindeki radye temeller kolon yüklerinin daha kalın bir kesitte taşıttırılması için yapılır. Zımbalama etkisi açısından emniyetlidir. Temelin üzerine inşa edilecek yapının duvar ve kolonlar arasındaki mesafe fazla ve temele naklettikleri yükler çok ise kolon veya duvarlar arasına betonarme kirişler tertip edilir. Kiriş ve plakaların betonu aynı anda dökülür.
Kirişler plakanın altında veya üstünde yapılır ve buna göre isim alır. Üstten kirişli radye temeller en çok uygulanan sistemdir. Bu tür temellerde işçilik daha kolay olur. Ancak plaka üstüne gelen bodrum kat döşemesinde kirişler üste doğru çıkıntı teşkil eder. Öyle bazı bodrumlar görürsünüz. Sonradan arası curufla doldurulup tekrar bir döşeme de atılmış olabilir. O zaman da bodrum katının yüksekliği kısalmış gibi olur. Daha basık olur. Veya yerde kirişler çıkıntı yapar. Düzgün bir bodrum döşeme tabanı elde etmek istenirse boşluklar hafif dolgu malzemesiyle doldurulur veya kiriş yüksekliği 70 santimden de fazlaysa kiriş üst yüzeyi seviyesine betonarme bir döşeme daha yapılır. Normal ince bir betonarme döşeme. Alttan kirişli radyojeneral temeller ise daha iyi. O zaman bodrum katta böyle çıkıntı görmezsin. Çünkü temel kirişleri normal kazılarak yuvasına yapılmış ve altta kalmıştır. Plaka altına, temel plakasının altına düzenlenir. Temel kazısı yapıldıktan sonra alt kirişlerin düzenleneceği yerde 20 santim daha geniş ve 10 santim daha derin olacak şekilde kiriş boyutlarına göre zemin kazılır. Taban ve yan yüzeylere 10 santim kalınlığında grobeton dökülür. Ardından betonarme kiriş donatımı yerleştirilir. Radyojeneral temellerde de pilye yerine altta ve üstte ek donatılar koymak daha uygundur. Ekonomik olması için pilye konulacaksa kaydırmalı konulmalıdır. Bu da radyojeneral temelin görünüşü. Kolonların altında bu şekilde mantar şeklinde çıkıntılar yapmak şöyle düz yapmaktan daha iyi. Kaydırmalı pilye kullanmak zorundasın veya üstte ve altta daha fazla donatı koyacaksın. Şu kolon altına gelen kısımlarda ana donatılarımız altta gördüğünüz gibi hem diğer tarafa giden hem de yan olan donatılar görüyorsunuz. Kolonlar arası kısımda ise ana donatılarımız üstte yine gördüğünüz üzere ve pilyeler ters. Bu ise basit bir radyojeneral plağı kolonlardan yük gelecek. Kolon altlarına bu sefer ampartman yapmamış veya mantar yapmamış da çapraz böyle donatılar koymuş. Çapraz donatılar koymuş. Bu çapraz donatılar kolonun zımbalama, batırma etkisini karşılamaya faydalı olmuş. Ama daha iyisi elbette mantarlı veya ampartmanlı yapmak. Bunlar da kesitten görünüşleri. Şu bakın düz plak radye temel. Yani sadece plak var, döşeme var. Tabii onun döşemesi bir 50-60 santim en az. Üzerinden hemen ne çıkmış? Kolonlar çıkmış. Burada ne diyoruz o zaman? Sadece döşemeden oluşan, bir plaktan oluşan temel plağı diyoruz sadece. Radye jeneral. Bu biraz daha basit işlerde. Hesaba göre çıkar zaten. Zemin taşıyabiliyorsa bu şekilde de yapılabilir. Bu ise kirişli. Yani aynı normal katlarda olduğu gibi döşeme de var, kiriş de var. Ama bunun döşemesi de kirişi de daha kalın tabii. Betonarme döşeme radyojeneral plağı var. Üzerinde kirişler var. İşte bu durumda bodrum kata girdiğin zaman orada çıkıntı yapacak. Bu kirişler altta yapılırsa daha da iyi. Bu yine kirişsiz bir plaka ve kirişli bir temel plakı örneği. Temel köşe kazıklarının belirlenmesinden ve grobetonun dökülmesinin ardından grobeton temeli zeminini düzleştirdikten sonra 10 santim kalınlığında bir donatısız beton dökülür. Bu düzgünlüğü sağlaması ve yalıtımı da biraz sağlaması için faydalı da bir şeydir. Ve grobetonun dökülmesinin ardından, yalnız bu tabii biraz oturmalara da sebep olabilir. Zaten genelde zemin durumuna göre de değişmekle birlikte binalar yapıldıktan sonra genelde bir oturma olur. Hani bu ille de çok sakıncalı anlamında değildir. Dengeye ulaşana kadar zemin biraz oturmalar, hatta yanlarda, türetuvarlarda biraz kabarmalar falan
söz konusu olabilir. Ekstrem bir durum, farklı oturmalar veya fazla oturmalar yoksa çok ciddi bir sıkıntı değildir. Gro beton dökülmesinin ardından temel yan kalıplarının yerleştirilmesi, şunun temel yan kalıplarının başlanabilir. Bu işte kullanılacak olan kalıplar hem betonun dökülmesi aşamasında hem de betonun boşluksuz tam olarak yerleştirilmesi için uygulanacak olan vibratörleme işleminden kaynaklanan ek kuvvetlere dayanacak şekilde sağlam olmalı, destekli yapılmalı. Ahşap kalıpların yağlanmış olması gerekiyor. Radye temel donatı işleri. Temel donatısında kullanılacak olan demirlerin standartlara ve projeye uygun olmasına dikkat edilmelidir. Gereğinden az ya da çok demir kullanmanın yapıya zarar vereceği unutulmamalıdır. Donatıların bağlanması esnasında yeteri kadar bağlama teli kullanılarak bütünlük sağlanmalıdır. Temel donatısı montajı esnasında paspayları unutulmamalıdır. Kullanılacak olan donatılar önceden demir işçileri tarafından istenilen çap, boy ve şekillerine göre kesilip hazırlanır. Ayrıca temel üst ve alt donatılarının temel yan kalıplarına temas ettirilmemesi gerekir paspayı için. Kalıplarla temas halinde bulunan donatı parçaları beton döküldükten sonra uçlarının toprakla teması halinde topraktan gelebilecek olan zararlı kimyasalları alıp yapıyı zayıflatır. Temel donatıları döşenirken akslara ve kesitlere uygun olarak kolon ve perde filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde imalatında filiz boyları genelde demir çapı çarpı 100 uzunlukta bırakılır. Kolon ve perde filizleri kesinlikle ihmal edilmemelidir. Üst yapının rigidliği ve temelin üst yapılarla olan bütünlüğü açısından bu filizler çok önemlidir. Daha önceki şeyde görmüştük de fotoğrafını. Burada ileride belki vardır. Yani şunları diyoruz. Yani şuradan diyelim. Şuradan çıkacak olan şu filizler. Temelden beri çıkacak olan bu filizler veya temelden beri çıkacak olan bu filizler üst yapının temelle irtibatı açısından önemli. Bu basit bir radye temelin donatılarının döşenmesi. Paspayları aparatlarıyla mesafenin ayarlanması kalıplarla ve zeminle. Bu kirişli radyanın kirişlerinin donatları, kolon filizlerinin yukarıya doğru çıkmış olduğu gözüküyor. Burada işte bakın sehpa donatılarıyla üstteki donatılara destek verilmesi. Çeşitli tesisatlarının topraklanmasının döşenmesi. Temel donatı imalatında kolon perdeler için noktayı haritacılar verir. Yani grobeton üzerinde harita grubu tarafından kolon aplikasyonu yapılır. Temelin içerisinde aplikasyonu yapılmış kolon perde yerlerine kolon perdeler için filizler bırakılır. Ayrıca kolonların zımbalamasını engellemek için kolonların ve perdelerin yapılacağı yerde ampartman uygulaması veya mantar uygulaması yapılır. Ampartman mantar kesit, yamuk kesit de olabilir. Yükün daha geniş alana yayılmasını sağlar. Temel tabliyesinde alt ve üst donatları ayrı tutmak için döşemede kullanılan sehpalardan kat kat büyük sehpalar kullanılır. Çünkü temel tabliyesi kalınlığı döşeme tabliyesi kalınlığından çok daha fazladır. Temel tabliyesinde iki yönde donatı imalatı yapılırken paspayları da takılır. Büyük açıklıklarda bırakılması gereken soğuk derzler rabiz teli yardımıyla bırakılır. Yani soğuk derz mecburen işi parçalı yapman gereken büyük yapılarda. Bu şekilde temel birbirlerinden ayrı çalışır. Veya özellikle derzli yapabilirsin geometriden dolayı. Bunları depreme dayanıklı tasarım kısmında göreceğiz. Burada ayrı ayrı temelden itibaren derzli yapman gerekir. Mekanik ve elektrik işçileri de gereken işlemleri tamamladıktan sonra temel donatısı tamamlanmış, her türlü tesisat işleri yapılmış, temizliği yapılmış ve beton dökümüne geçilmiş olacaktır.
Alt ve üst donatıyı ayarlamak için sehpa donatısının yerleştirilmesi, bırakılmış soğuk ders aralarında bırakılmış ama buraya tekrar yine beton dökülecek. İş için bırakılmış mesela. Yapılan temel donatı ve benzeri imalatların yapılan kontroller sonucunda projeye uygun olarak yapıldığına kanaat getirilir ise temel betonu dökülmesine geçilir. Radye temel tabliye betonu döküldükten sonra sıra radye temel kirişlerinin yan kalıplarının yapılması ve betonun dökülmesine gelir. Önce tabii mecburen şu tabliye kısmı dökülecek. Daha sonra bu yan kalıplar yapılarak şu kiriş kısımları da dökülecek. Bakın kiriş kısımlarında yine pilyeler ters. Yan kalıpları yapıldı şimdi. Buradan filizler de çıkıyor. Sonra kiriş kısımlarının vibratörü de yapılarak betonu dökülüyor. Yan kalıpları tamamlanmış radye temel kiriş betonunun dökümü örnekleri. Yine şantiyeden, genel inşaat işlerinden görünümler. Bir diğer ise kazıklı temel. Buraya kadar anlattığımız temeller yüzeysel temellerdir. Ama daha derindeki sağlam kayaya binayı taşıtmak zorundaysak veya istiyorsak o durumda da kazıklı temel yapacağız. Tüm bu temellerin haricinde zemin durumuna göre özel temel tipleri de düzenlenebilir. Örneğin sağlam zemin tabakası çok derindeyse bina yüklerini kazıklı temeller sayesinde sağlam zemine aktarmak ya da zayıf zemin içine dağıtmak mümkündür. Kazıklı temeller yerine kazıklı temeller yerinde döküm yani fore veya hazır olabilir. Yan zeminin akması ya da yapının oturacağı zeminin yeterince sağlam olmaması durumunda yükleri daha sağlam derin zemin tabakalarına aktarmak için fore kazık uygulamaları yapılabilir. Örneğin bir site inşaatının kazıları yapılırken yolda bir çökme gerçekleşebilir ve bunun için kapının yanında istinat perdeleri kazının olacak. Kazının yanında istinat perdeleri yapılması ve bu istinat perdelerinin oturacağı fore kazıkların imalatı söz konusu olabilir. Özellikle bitişik nizamlarda da bu kazıklar ahşap veya çelik kazıklar çakılarak da yapılabilir. Yani burada bir bina var, burada bir bina var. Burayı sen kazıp bina yapacaksın şimdi. Ama önlem almadan kazıp bina yaparsan şu binanın altındaki zeminin ve zemin suyunun aynı şekilde diğerinin kaymasına sebep olursun. Zemini oynayınca o binalarda hemen stabilite bozulur. Kolon kirişlerde çatlamalar, Allah korusun yıkılma bile olabilir. Tabii bu yavaş gerçekleşir. İnsanlar canını kurtarır ama mal gider veya hasar görür bina. Onların güçlendirme olur. İnşaatla ilgili açılan davaların çoğu bu tür şeylerle ilgilidir. Ne yapacaksın o zaman? Sen burayı kazmadan önce kazıklarla, bu ahşap kazık bile olabilir yani, çelik kazıklar da olabilir, çakarak o zemini biraz stabilite alacaksın ve kademeli kazılar yaparak temeli yapıp hemen kapatacaksın. Fazla boş bırakmadan. Veya istinat duvarları için bir zemin var. Bu zemini tutacak istinat duvarı yapacaksın. İstinat duvarlarını da veya özellikle metro çalışması gibi yerlerde zemin altına yapacağın tünel gibi yerlerde gibi istinat duvarını da bir direkt kazıklarla, fore kazıklarla yapma imkanı ve uygulaması vardır. Fore kazık imalatı için önce fore kazık makinesinin kazık yapılacak bölgeye gelmesi sağlanır. Daha sonra belirlenen noktalarda bu makine ile fore kazık için kuyular açılır. Bu kuyular açılırken arada birer kuyu bırakılır. Yani ilk önce birinci kuyu açıldıysa sonra üçüncü kuyu açılır. Arada kalan ikinci kuyu 1 ve 3 içerisi donatı yerleştirilip beton döküldükten sonra yapılacak gibi. Fore kazık kuyusu içerisinde koyulacak donatı işçiler tarafından hazırlanır dışarıda ve fore kazık makinesi tarafından kuyuya yerleştirilir. Yani fore kazık sistemi için dışarıda tezgahta donatı imalatı yapılır. Ve bunlar silindirdir ve fretli donatılardır. Daha sonra donatı kuyuya indirilir ve beton dökümü gerçekleştirilir. Fore kazık imalatları tamamlandıktan sonra üstlerinde bırakılan filizler yardımıyla bütün fore kazıklar birbirine kirişler yardımıyla bağlanır, birlikte çalışmaları sağlanır ve oraya artık
diyelim bir radyojeneral temel yapılır. Bu çakma kazık, hazır kazık, ucunun sivri ve yüksek dayanımlı çelikle yapılmış olması lazım. Şu kısımları mesela betonarme olsa bile ve çakılırken de kırılmaması için yavaş ve dikkatli zemini de ayırarak gerekli durumlarda yapılması lazım. Zor bir iştir. Daha yumuşak zeminlerde yapılabilir. Veya fore kazık. Kendini biraz daha tutan zeminlerde ise bu kuyuyu kazarsın, donatları yerleştirirsin, yerinde dökersin. En çok kullanılan bu fore kazık. Bu çok bataklıklı gibi akışkan zeminlerde kaya zemine inmek için bu çakma kazıklar da uygulanabilir. Ama biraz kendini tutan zeminlerde fore kazık, ki genelde böyledir, tercih edilir. Şu şahmerdanlarla fore kazık burgu makinesi şeyi, sondaj deliği açıyor. Bu deliklerin ve şu donatlar yerleştiriliyor ve betonu dökülüyor. Evet, temeller de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da şimdi ben kaydını bitireyim.